Selamlar dostlar. Bugün sizlerle birlikte Papa'yı Müslüman yapacağız abi. Papa'yı imana getiriyoruz. Klasik estetik tanımlarıyla başlayacağız dostlar. Burada çok da önemli bir şey yok yani vereceğiniz. Normal, klasik, nasıl başlıyorsanız, keyfinize göre herhangi bir esteyde herhangi bir şey verebilirsiniz. Ben bu şekilde yapmayı tercih ettim. Burada işte alabildiğim kadar para almayı tercih ettim. Çünkü Tlemcen'e saldıracağız. Tlemcen'e saldırırken NoCB savaş açacağız Tlemcen'e. NoCB savaş açacağımız için çok fazla stability falan kaybedeceğiz. Gelirimiz hiç olmayacak neredeyse. Hatta çok fazla borç alacağız. İflas etme durumumuz falan olabilir. Avusturya'yı el alıyorum. Portekiz'e hemen bir işte military access atıyorum. Çünkü Ceuta'dan çıkacağız abi. Fas'tan da bir geçiş alacağız. Öyle Tlemcen'e de alacağız. İsterseniz siz şey yapabilirsiniz bu arada. Yani direkt bu şekilde değil de işte Naples'ı falan alıp biraz büyüyüp ondan sonra da bunu yapabilirsiniz. Ben biraz daha hızlı olsun diye 10-15 dakikada yapayım diye bu şekilde yaptım. Advisor'lardan yukarıda admin advisor'larda 3 seviye olan var. 2.95 istiyor sizden. Gayet uygun. Bunu alabilirsiniz. Diğer advisor'lara da normal bir şeyler alabilirsiniz. Yani improved relation olabilir, diplomatik reputation olabilir. Çok fark etmiyor. Buradan varsa Morilla Farm'ı alın askeri advisor'lardan. Onun haricinde başka da bir şey yok. Başlatıyorsunuz oyunu. Bu build'dan istediğinizi verebilirsiniz. Herhangi bir şey fark etmiyor. İlişkiniz yetmiyorsa ülkelere kardinal göndererek ilişkinizi yükseltin. Size ne istiyorsanız verirler ondan sonra zaten. El aylık istiyorsanız el aylık. Military access istiyorsanız military access. Gördüğünüz gibi direkt Tlemcen'e savaşı açıyorum. NoCB daldım. Buradan Portekiz'in Ceuta şehrine ordumu çıkartacağım. Yalnız buradan bir de gemi bulundurma hakkını alırsanız hiç şey yapmadan beklemeden direkt Ceuta'nın içerisine ordunuzu atarsınız dostlar. Şansa da Tlemcen'in gemilerini orada yakaladık. Onların da kafasına vurduk. İyi oldu. Military access aldığın zaman o şekilde yapıyor. Ama military access üzerine bir de gemi bulundurma hakkı alırsan direkt limana yanaşıyor. Orduları direkt indiriyor. O şekilde yaparsanız daha hızlı olur sizin için. Buradan 6 şoklu general çıktı benim şansıma. Paralı askerlerden. Çok iyi oldu. Onu almanız sizin de işinizi görür. Ya işte siege çok olan ya şoku çok olan. Hangisi çıkarsa şansınıza onu alın dostlar. Hemen çok hızlı bir şekilde Ceuta'ya çıkartın ordularınızı. Çünkü Tlemcen Ela ile birlikte gelip orada kafanıza vurabiliyor bazen. Yani biraz hızlı olmanız sizin işinize yarayacaktır. Ordunuzu çıkardıktan sonra paralı askerinizle birlikte birleştirin. Daha sonrasında direkt hiçbir yere gitmeden Tala İmsan, Tlemcen'in başkentine gideceksiniz dostlar. Fas'tan geçişinizi alın. Bazen bu arada Tlemcen kendisi Fas'tan geçiş alıyor. Direkt size gelebiliyor. Ona da dikkat edin. Şansa burada yine denk geldi. Vurduk kafasına. İyi de oldu. Güzel oldu. Ondan sonra başkentine oturun. Hiç çıkmayın abi. Ordunuzu falan hareket ettirmeyin. O başkent düşene kadar orada kalıyorsunuz abi. Sadece başkenti düşürmeniz yeter. Bu arada etkinliklerden devotion düşürenleri alın. Stability'nizi mümkün olduğunca düşük tutmaya çalışın. Çünkü isyancınız ne kadar hızlı çıkarsa o kadar hızlı convert edeceksiniz ülkeyi. Aragon'un etkinliği oldu. Napoli etkinliği. Oradan size para verdi. Bazen şey de alabiliyorsunuz. Ne derler ona? Subjugation Casus Belli'si de alabiliyorsunuz. Tlemcen Savaşı bittikten sonra bu şekilde hiçbir şey yapmadan direkt misyoner gönderin dostlar. Misyoner maliyetlerini düşürün. Para ödemeyin misyonerlere. Bazen separatist olarak çıkıyor böyle bu şekilde. Separatist olarak çıkmaması lazım. Onu zeolot olarak çıkması lazım. Neden oluyor bilmiyorum. Bazen oluyor, bazen olmuyor. Yani ihtiyacınız olan şey aslında orada zeolot. Yani separatistler bizim işimize yaramıyor. Zaten Roma Sünni'ye çevrilmiyor abi. Yani ne kadar Sünni zeolot gelse de Roma'ya, Roma'yı çeviremiyorlar. Önemli olan o diğer şehirleri çevirmesini sağlamak. Bak gördüğünüz gibi burada Devotion etkinliği falan geldiğinde eksi Devotion veren alıyorum. Kesinlikle artı veren almıyorum. 70'in altında olması gerekiyor Devotion'ın. Bekliyorum. Dahra'yı kor yapacağım. Kor yaptıktan sonra buradan isyancı çıkarmaya çalışacağız. Sünni zeyolotları çıkarmaya çalışacağız. Elay olabildiğinizde elay olun. Çünkü size kimsenin saldırmaması gerekiyor. Bunu yaparken gerçekten ekonomik olarak çok kötü durumda oluyorsunuz. Bir de üzerine birisi saldırırsa hiç uğraşamazsınız yani zor olur. Portekiz falan elaylık attı. Onlarla da elay oldum. Bazen kor olmadan da oluyor bu arada. Sünni Zeolot kor olmadan da çıkıyor. Anlamadım ya garip yani. Direkt Sünni Zeolot çıksa misyoner gönderince güzel olacak. Neyse burada bir provokluyorum ben. Bunları provokladıktan sonra tekrardan şey yapmam gerekiyor. Sünni Zeolot çıkarmak için misyoner gönderip kor yapıp toprağı ondan sonra
Sünni zeolotları çıkartacağım buradan. Burada ben sinirlendim. Şey çıkmıyor diye sinirlendim abi. Zeolot çıkmıyor diye sinirlendim. Separatistlere verdim Cezayir'i. Cezayir çıktı. Sonra Cezayirlere bir daha girdim abi burada. Ondan sonra şansa benim Urbino oraya çıkartma attı. Aynı anda Tlemcen de girmiş hemen. Çakal. Neyse ki benim Urbino oturdu oraya. Ayar etti beni ya gerçekten. Normalde çıkması lazım o Sünni Zeolotların. Neden çıkmıyor bilmiyorum. Yani misyoner gönderince Zeolot'a dönmesi lazım. Paso separatist. Neymiş bu separatist kardeşim ya? Her neyse Urbino'nun oraya çıkartma atması iyi oldu. Yoksa oyunu kapatacaktım. İyi denk geldi. Burada şimdi tekrardan burayı alacaklar. Dahra'yı tekrardan alacağım. Parasını da ayıralım aynen. Tekrardan aldım. Tekrardan misyoneri gönderdim. Bu sefer bir TC'ye vereyim dedim. Belki o şekilde olur. TC'ye verdim abi. Misyoner maliyetini falan da düşürdüm. Bu sefer çıktı. Yani garip bir şekilde. Hiç kor yapmadan. Baktım oldu. Ben de hiç kurcalamadım. Bu şekilde devam ettirdim. Buranın unrest'ini arttırmak için daha sonrasında burayı kor toprak yapacağım. Kor toprak yapıp otonomisini düşürdüğünüzde bu isyancının çıkma hızını arttırabiliyorsunuz. Çok daha hızlı bir şekilde çıkıyor. Siz de onu yapabilirsiniz. Stability etkinliği gelirse stability vermeyin. Stability'nizin eksi de olması daha iyi sizin için. TC'den tekrar çıkardım daha sonrasında. TC'yi aldım tekrar çıkardım. O unrest'leri arttı. Üzerine bir de burayı kor toprak yapıp unrest'ini otonomisini düşürdüğümde çıldırdılar, fıttırdılar, zırttırdılar sünniler. daha hızlı çıkmaları için bunları yapmak gerekiyor. Şimdi yapmamız gereken tek şey oturacağız, bekleyeceğiz abi. Sünniler çıkacak. Bu arada papalığı da verdik ama problem değil. Zaten sünni olunca papalık olaya gidiyor. Vasallarınızı uyuma moduna alın. Gidip çıkarttığınız şeyleri kesmesinler abi. Zeolotları kesmesinler. Onları mutlaka uyutun. Yoksa giderler dalarlar, zayıflatırlar. Uğraşırsınız yani boş yere. Gelen teknolojileri verebilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yok. %50 olunca bunları provokluyorsunuz direkt. Orada 7 gösteriyor. Siz provokladığınızda 10 olarak çıkıyorlar. Daha güçlü şekilde çıkıyor. Daha iyi oluyor yani. Olur yani. Vasallarınızdan birisi dalar, bir şey olur. Provoklamak her zaman iyidir bu tür durumlarda. Şimdi Dahra'yı alacak, Dahra'dan direkt Roma'ya gitti. Roma'ya gitmemesi daha iyi olur aslında sizin için. Çünkü Roma'ya gittiği zaman Roma Sünni'ye dönmüyor, Katolik'te kalıyor. Bir de üzerine bunların isyan ilerlemesi artıyor. Yani daha hızlı bir şekilde bitiyor bunların isyanları. Bizim istediğimiz şey diğer toprakları Sünni'ye çevirip öyle bitirmesi. Burada Roma'ya çıkmaya karar verdi arkadaş. Bazen Roma'nın aşağısındaki şehre de saldırabiliyor. Artık o da biraz RNG. Bu arada ben Avignon'u unuttum. Avignon'u Provence'a verebilirsiniz. Daha az toprağınız olması için. Ben vermedim ama vermeyince de oluyor yani. Çok da bir şey değişmiyor. Portekiz'den aldığınız hakları geri verin. Çünkü para ödüyorsunuz onlara limanlarını kullandığınız için. Gördüğünüz gibi Roma'ya çıktı. Şimdi Roma'yı düşürmesi için hemen garnizonu da çıkartın abi. Bir ay sonra şey düşüyor zaten Roma. Devotion'ları hala eksiye verdim. Bak 20'ye kadar düşürmüşüm. Bu kadar düşürmenize gerek yok bu arada. Gördüğünüz gibi sıkıntı oluyor. Bankrupt yeme ihtimaliniz falan oluyor. Şimdi diğer şehirlere de saldırsın. Aynen. Diğer şehirlere de saldıracak. Onları Sünni'ye çevirebiliyor. Bu arada hükümet reformu vermedim. Bazen hükümet reformu verince çevrilmiyor Sünni'ye. Neden bilmiyorum. Bu sefer vermeyeyim dedim. Sünni olunca veririz dedim. Şansıma iki tane şehri aldı en azından. Ondan sonra bitti gördüğünüz gibi. Böyle bitiyor abi. Direkt otomatik kendisi kapandı. Şimdi burada sağ alttan chartlar var. Chartlara gelmeniz lazım ekonomi penceresinde. Şurada gördüğünüz gibi Ledger'dan. Ekonomi penceresine giriyorsunuz. Gördüğünüz gibi Katolikler %50, Sünniler %50. Burada hemen başkentinizi Roma'dan başka Sünni olan bir toprağa taşımanız gerekiyor. Sünni olan toprağa başkentinizi taşıyıp o şehri devleyeceksiniz abi. Çünkü devlediğiniz zaman Sünniler daha fazla olacak. Böyle verebildiğiniz kadar verin abi. Devleyin, devleyin, devleyin. Daha sonrasında zaten decision gelecek yukarıdan. Gördüğünüz gibi geldi. Buradan buna basıyorsunuz ve artık tebrikler. Sünniyseniz. Papa imana geliyor abi. Papa artık Müslüman. Gördüğünüz gibi legalizm, mistisizme gidebiliyorsunuz. Din penceresinde de görünüyor Sünni olarak. Şu şekilde görüyorsunuz. Evet, papayı bu şekilde Müslüman yapabiliyorsunuz dostlar. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.